Günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe Haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 29. yıl dönümünü kutluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi bağımsızlık hazinelerini gelecek nesillere aktarıyor. Türkiye, Suriye'nin çeşitli bölgelerinin ön hatlarından ağır silahlarını çekti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tavuş bölgesinde etnografik şarkılar ve dans. Gutan adlı festivale 13 müzik grubu katılacak. Bugün Uluslararası Barış Günü. Kilikya Ermenistan'ın Hatay ilinin Arsuz ilçesinde bir otomobilde Ermenice ve İbranice yazılı kitap ele geçirildi. Durdurulan araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sayfa Ermenice ve İbranice yazılı kitap bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü. Batı Ermenistan'daki Bingöl'ün yüzen adaları koronavirüse rağmen ziyaret edildi. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve tabiat varlığı olarak koruma altına alınan yüzen adalar kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akınına uğrayan yüzen adaları her yıl ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Bugün 21 Eylül'de dünyanın her yerinden Ermeniler Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü kutluyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesi 23 Ağustos 1990 yılında Yüksek Konsey oturumunda kabul edildi. 1991 tarihli Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasası uyarınca Ermenistan'da 21 Eylül 2010 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılma referandumu yapıldı. 2 milyon 56.758 oy verme yetkisi bulunan vatandaşlardan 2 milyon 42.627'si bir başka deyişle yüzde 94.39'u Ermenistan'ın bağımsızlığına evet dedi. Sadece 10 bin kişi bir başka deyişle yüzde 0.46 karşıydı. 1990 yılındaki bağımsızlık ilanından sonra 1991 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi kararıyla 21 Eylül'de Ermenistan'da referandum yapıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi referandumun sonuçlarını özetleyerek 23 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak ilan etti. Yüksek Konsey'in bağımsızlık ilanından sonra onlarca devlet Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıdı. Ermenistan Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ise 14 Ağustos'ta Litvanya oldu. Sonra 1991'de 47 ülke daha Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Bu yıl bağımsızlığın 29. yıl dönümüne adanmış ulusal kutlamaların internet üzerinden yapılacağı belirtilmelidir. Hatıra madalyaları, banknotlar, arşiv fotoğrafları, madeni paralar, müzik aletleri çok sayıda belge ve son olarak bağımsızlık bildirgesi 3. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının kanıtı olan bu ve diğer bazı belgeler Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nin 3. Cumhuriyet adlı salonunda muhafaza edilmektedir. Müzenin yeni tarih bölümü başkanı Seda Galısyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı görüşmede salonda sergilenen tüm belgelerin ilginç olduğunu belirtip her birinin 3. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının birer tanığı olduğunu vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilmiş ve müzede saklanan madalyalar bir başka özellik taşıyor söz konusu olan devlet ödülleridir. Bu ödüller 3. Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük rol oynayan kişilere layık görülmüştü. Suriye İnsan Hakları Merkezi, Türk askerlerinin Halep vilayetindeki Tel Abyad kasabası ve Rakka vilayetindeki Ayn İsa şehri yakınlarındaki Kürt militanlarla temas hattından ağır ekipman ve diğer silahları çektiğini iddia ediyor. Harbet Fares'teki Türk gözlem noktası da boşaltıldı. Suriye konusunda Rus-Türk istişarelerinin sona ermesinin ertesi günü birliklerin geri çekilmesi dikkat çekicidir. Her yıl düzenlenen Gutanatlı Ermeni geleneksel şarkı ve dans festivali 25-26 Eylül tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin Tavuş bölgesindeki 13 sınıra yakın beldelerde gerçekleştirilecek. Festivalin kurucu müdürü Ermenistan Cumhuriyeti onursal sanatçısı Arsen Grigoryan yaklaşık 250 sanatçı geleneksel yurtsever halk şarkı ve danslarıyla özellikle Temmuz olaylarından sonra ihtiyaç duyulan Tavuş bölgesinin sakinlerine ve askerlerimize yeni bir ruhsal moral verecek dedi. Kutanın amacı ulusal şarkıları ve dansları yaymak, genç nesle tanıtmak, zengin kültürel mirasımızı onlara aktarmaktır diyen Arsen Grigoryan, festivalin ulaşılabilirlik açısından benzersiz olduğunu anlattı. Festival ücretsiz olarak açık havada düzenlenecek ve tüm sosyal grupları içermektedir. Her yıl 21 Eylül tarihinde uluslararası toplum uluslararası barış gününü kutlamaktadır. O günü Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu bütün ülkeler ve milletler arasında hem ulusal hem de uluslararası platformlarda barışı güçlendirme günü olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tüm ülkelere ve halklara askeri operasyonları durdurmalarını ve barış sorunlarına adanan bilgi ve bilgilendirme alanında kamu etkinlikleri düzenlemelerini öngörüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aypatlı Koro'dan Azat Hayastan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.